Senin sorumlulukların var. Bunun için para ödüyoruz sana. Ne oluyor burada? Alo. Maksut. Abi dediğin gibi ben takipteyim. Yok abi şimdi bindiler tekneye. Yok ha vallahi Karaman Bey'le geziyorlar. Dur ben sana fotoğraflarını atayım. Dur tamam. Bu ne, ne lan bu? Kahraman Bey'in gönlü eğlencesi mi oldu? Nasıl yaparsın lan sen bunu bana? Nasıl yaparsın? Nasıl? Çok güzel program yapmışsın. Nereden geldi aklına? Elif söylemişti. Küçükken hep vapura binmek istemiş ama bir türlü olmamış. Hem biz de ne zamandır gelmiyoruz tekneye. Ne zaman konuştunuz bunu? Geçenlerde. Ben bir Elif'e bakayım. Nasıl gidiyor? İyi. Elif. Aramızda geçenleri unutalım. Biraz fazla hassasiyet gösterdim, kabul ediyorum. Olur Defne. İyi miyiz biraz daha? İyiyiz. Sevdin mi Boğaz'ı? Çok güzelmiş. Üşüdün mü? Yok ben iyiyim. Oo. Sağ ol Ramazan. Tamam ben hallederim. Teşekkür ederim. Al bakalım. Teşekkürler. Bak bu İstanbul simidi. Bakalım beğenecek misin? Nasıl beğendin mi? Bilmem. Bizim oraların simidi gibi değil. Güzel mi değil mi? Ne güzel ne değil orta. Kahraman Bey, ben bugün için çok teşekkür ederim size. O gün konuşmuştuk, ben vapurlardan bahsetmiştim. Siz unutmamışsınız, sağ olun. Hafızam iyidir. Her şeyi hatırlar mısınız böyle? Her şeyi değil, güzel şeyleri.
Güzel anlar, güzel günler. Bir şekilde hafızama kazınıyor işte. Ben şöyle bir bakınca güzel hatırladığım hiçbir şey yok. Babam, Maksut, Nazlı'nın hastalığı, annemin hapishanede oluşu. Merak etme. Hepsini bir çare bulmuş. Bir de şeyi hatırlıyorum. Siz bana o gün sana güvenmiyorum demiştiniz. Yani annem güvenmiş olabilir ama ben güvenmiyorum. Hatırlıyor musunuz? Hala aynı şey mi düşünüyorsunuz? Yani bana güvenmiyor musunuz siz? O zaman bu yaşadıklarını bilmiyordum. O yüzden öyle söyledim. Peki sen? Denize düşen yılana sarılır. Ben de denize düştüm demiştim. Sizin bilmemeniz gibi ben de bunu bilmiyordum. Doğru. Yeni yeni tanıyoruz birbirimizi. Sorun mu var? Yarın çok önemli bir toplantımız vardı ofiste. Bugün alınmış. Ne yapacağız? O zaman şuradan bir yerden karaya çıkalım, taksiyle gideriz. Yok, hallettim ben. Levent'le konuştum, idare eder o. Ne zamandan beri tekneyle çıkmamıştım. Peki, tamam o zaman. Atalım beraber. Nazlı bir iyileşsin. Onu da gezdireceğim. O da görsün istiyorum İstanbul'u. Aklın hep kardeşin de, annen de, değil mi? Başka kimin var ki? Aile var şeyim benim. Aile önemlidir. Bazen ailen için bütün hayatını değiştirirsin. Hayallerinden vazgeçersin. Siz neden vazgeçtiniz? Benim aile şirketine girmem çok ani oldu. Kendime bambaşka bir yol çizmiştim. Nasıl bir yol? İyi bir öğrenciydim ben. Doktora mı yapmak istiyordum? Bir süre yurt dışında başka şirketlerde çalışmaktı hayalim. Sonra birden her şey değişti. Babam omuzlarıma çok ağır bir sorumluluk yükledi. Ben de yapmam gerekeni yaptım ve döndüm. Sonra bütün hayallerimi buruşturup çöpe attım. Peki bu isteklerinizden babanıza bahsetmediniz mi hiç? Onu da yapabilecek başka bir şey yoktu. Yaşlanmıştı artık. O sıralar abim de yoktu ortalıklarda. Yani buna mecburdu. Hayat bir anda değişiyor. Tamam tamam anladım Levent'ciğim. Görüşürüz.
Çok uzun sürdü. Sorma. Birazdan gitmem gerekecek. Sanırım ben yemeğe kalamayacağım. Neden? İki sunum yapmıştık. Birleştirmemizi istemişler. Yarına kadar hazırlanmam lazım. O zaman biz de seninle beraber inelim. Yok canım, siz bozmayın keyfinizi. Ben giderim, siz devam edersiniz. Tamam. Sonra işin bitince sen de bize katılırsın. Tamam. Öyle yapalım o zaman. İstanbul'u çok merak ediyordum ama gerçekten hiç bu kadar güzel olacağını tahmin bile edemezdim. Ya İstanbul güzeldir. Canım bir saniye tutabilir misin? Tabii. Efendim Keremciğim. Yenge merhaba. Eve geldim yoksunuz. Neredesiniz siz? Boğaz'dayız. Boğaz'da mı? Aha, dayın ben Elif geziyoruz. Gelsene sen de. Bilmem, olur mu ki? Neden olmasın? Ben buradan işe gitmek zorundayım ama dayınlar balık yemeye gidecekler. Ve sen de katılırsın onlara. Benim işim bitince ben de geri geleceğim. Tamam o zaman, orada görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Canım sağ ol. Benim artık gitmem gerekiyor. Peki. Dikkat et. Elif. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sevdin mi? Kendim için değil, Nazlı için bakıyorum. O sever böyle şeyleri. Bu nasıl? O da güzelmiş. İyi, alıyoruz o zaman. Ama Kahraman Bey. Nasıl falan yok ki? Şimdi, o zaman bir de bu olsun. O kime? Anneme, Nazar'a çok inanıyorum. Tamam, tamam. Üçünü de alıyoruz. İyi günler de kullanın. Al bakalım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Kahraman Bey. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buranın balıkları çok güzeldir. Ceketinizi almamı ister misiniz? Hayır, gerek yok. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben balık olarak da lüfer alayım. Tabii efendim. Hanımefendi siz? Ben çorba alacağım. Tabii. Balık yemeyecek misin? Bize bir lüfer daha getirin. Tabii efendim. Buraya balık yemeye geldik. Peki. Anne dur, sakin ol, telaşlanma. Neredesiniz Kahraman? Elif'le yemek yiyoruz. Defne nerede? Defne'nin işi çıktı, ofiste. Neyse, siz de geç kalmayın, bir an evvel gelin, tamam mı oğlum? Tamam. Ne düşünüyorsun? Hayat çok garip. Sizi ilk gördüğüm gün geldi aklıma. Gün? Daha da önce, ben çocukken. Annem nar bahçesinde çalışıyordu. Ya bir şey olmuştu, şimdi hatırlamıyorum. O gün beni bahçeye götürmek zorunda kalmıştı.
Bir telaş başladı böyle herkeste. Çabuk toparlanın, toparlanın. Kahraman Bey geliyor, Kahraman Bey geliyor. Herkes de bir telaşla toparlanmaya başladılar. Ben de düşündüm, kim bu kahraman, nereden geliyor? Çocuk haklı işte. Ben filmlerdeki kahramanlardan biri gelecek diye düşünürken... siz geldiniz. Hayallerin yıkıldı tabii ki. Aslında biraz öyle oldu. Ben böyle Cüneyt Arkın gibi biri gelecek sandım. Ne bileyim, çocukluk. Afiyet olsun. Kerem, hoş geldin. Yengemle konuştum, o söyledi burada olduğunuzu. Belki o da gelecek. İyi yapmışsın. Aç mısın? Yok dayı, ben yedim, sağ ol. Siz ne yaptınız? Elif'in evde canı sıkılıyordu. Biraz dolaştık. Evet, gezdik. Bir günde birlikte gezelim. Hadi kalkalım. Ah Kerem, ne haber? Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Kaç gündür arıyorum seni, niye açmıyorsun telefonlarını? Açamadım, işler güçler. Çok özledim seni, gelsin de geç. İşim var, ala ara gelemem. Ne oluyor Kerem? Gitmem lazım. Kerem. Hastaneye kaldırılmış. Ya kusura bakmayın, acil olmasa ben sizi hayatta aramam ama annemin yanına gitmem lazım benim. Çok acil. Bana ihtiyacı var. Çok kötü olabilir. Dur. Sakin ol. Kahraman Bey, rüyamda gördüm. Annemin hastaneye kaldırıldığını ben rüyamda gördüm. Gittim Kıymet Hanım'a söyledim. Meğer o da biliyormuş. Ama benden saklamışlar. Şimdi beni odaya kapattılar. Hiçbir yere gitmeme izin vermiyorlar. Tamam. Bekle. Geliyorum. Hiçbir şey olmasın. Ne olur. Ne olur, bir şey olmasın. Ne olur. Toparlan hadi, gidiyoruz. Tamam, ben geliyorum. Görüyorsun değil mi anne? Hemen aramış kahramanı. Kim bilir nasıl şikayet etti bizi. Kahraman, ben de geliyorum. Gerek yok. Kahraman Bey, çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Asıl sen bizimkilerin kusuruna bak. Ne olmuş annene? Ben de bilmiyorum ki. Gece fenalaşmış, apar topar hastaneye kaldırmışlar. Tamam, merak etme. Şimdi avukatı arar, öğreniriz durumu. Alo Kemal Bey. Biz Elif Hanım'la beraber hastaneye geliyoruz. Annesinin durumu nedir?
Kemal Bey, nerede annem? Durumu nasıl? İçeride yatıyor. Elif Hanım, anneniz dün gece ciddi bir sinir krizi geçirmiş. Yatıştırıcı verdiler. Şimdi daha iyi. Görebilir miyim? Elbette. Yalnız avukat bey, sadece 5 dakika. Buyurun. Annem. İyi misin? Geçmiş olsun. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız Kahraman Bey? Ben dışarıdayım. Anne. Niye böyle oldun sen ha? İçeride bir sıkıntın mı var? Bana niye yalan söyledin Elif? Ne yalan anne? Avukatın parasını nasıl buldun? Anne söyledim ya, Kıymet Hanım her şeyi hallediyor diye. Niye yapsınlar bunu? Kimse kimseye durduk yere böyle bir iyilik yapmaz. Anne. Sen para için kendini mi sattın? Ha? Namusunu mu kirlettin? Anne yok öyle bir şey. Yürükanların gönül eğlencesi oldun sen. Anne sen neler diyorsun? Keşke hapislerde çürseydim de sen temiz kalsaydın. Yazıklar olsun sana. Ben nasıl bir anneymişim ki seni yetiştirmeyi beceremedim. Hakkım sana haram olsun. Anne canım bak yok öyle bir şey. Yemin ederim bir namussuzluk yapmadım ben. Neler söylüyorsun? Dokunma bana. Benim senin gibi bir kızım yok artık. Bundan sonra seni de... senden gelecek kirli parayı da görmek istemiyorum. Anne bir dinle, boş yere suçlama. Benim bir günahım yok. Memur Hanım, bu kızı götürür müsünüz buradan? Onun artık konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Anne, anne. Anne bir dinle, anne. Anne bir dinle. Merak etmeyin. Elif Hanım'ın durumu gayet iyi. Doktor Hanım da şu an içeride zaten. Bebeğin kontrollerini yapıyor. Sağ olun. Bir bakalım ufaklık ne yapıyor? Evet. İşte burada. Bebek iyi mi? Gayet iyi. Daha önce kalp sesini dinlemiş miydiniz? Hayır. Peki. Bebeklerin önce kalbi oluşur. Bakın size dinleteyim. Müzik